Hoş geldin karıcığım. Herif önce yeni aldığınız kıyafetleri ödemeye kalkıyor. Eyvallah. Sonra hesabınızı ödüyor. Eyvallah. Sonra şantan gidiyor. Ya böbreğimizin durduğuna duacıyız. Hiç komik değil. Bir günde 3 tesadüf. Sen nasıl bu herifin plakasını almazsın ya? Şikayet ettim, obeselerden bakacaklar işte. Tanımadığınız bir herifi niye sabah ötüyorsunuz? Pardon da telefonunu açsaydın o zaman. Ben bu herifi bulurum. Ya sen biraz Yıldırım Saner'in oğlu olsan artık lütfen. Bulurum ben bu herifi. Allah Allah. Hayat Hanım. Efendim. Misafiriniz var. Ben de ne zaman gelip bu zevki yaşayacaksın diye epey de bekliyordum. Kısmet bu geceymiş Reşatcığım. Gece ziyaret öyle mi? El ayağını çekilip ortalık iyice sakinleştikten sonra sessiz ve gizlice. Tam senin bir iş. Ben artık her şeyi gece hallediyorum Reşat. Çünkü karanlık bütün ayıpların üstünü örtüyor. Mesela az önce hayatımda ilk defa bir mücevherciyi almak için değil, gecenin bu saatinde takı satmak için açtırdım. Demek buralara kadar düştün, öyle mi? Hadi ama haberin yokmuş gibi davranma. İçerideki casuslarının farkındayım. Sana haber uçurduklarının sanki bu delikten çıkabilecekmişsin gibi hala sana oynadıklarının, gizli gizli altıma oymaya çalıştıklarının farkındayım. Bak Umay, sen benden önce pırlantayla cam parçalarını birbirinden ayıramayacak çapta bir kadındın. Dua et kocana, bonkör bir adammış. Sana o pırlantaları almış. Onlar olmasaydı ne yapacaktın? Ya da sonrasında ne yapacaksın? Kuyruğu dik tutabilmek için gizli gizli el altında sattığın pırlantalar bitince ne yapacaksın? Yeni zengin bir koca arayacaksın. Yeni bir Reşat, yeni bir enayi. Yıldırım Saner'i de Lebriz'e kaptırmak üzere olduğuna göre. Ha? Reşat. Reşat. Koca Reşat Karay'dan geriye kalan şu harabeye bak.
Sen beni fazla düşünme ya. Sen kendini düşün. Zavallı fare tipi kıvrandıra kıvrandıra can çekiştirdiğin ama yine de öldürmeyi başaramadığın karı. Ben çocuğunun en adice, en ızdıraplı şekilde ortadan kaldırmaya çalıştı annesi. Hayatta, hayatta ve özgür. Hayatta ve özgür bir kadın olarak senin paralarını çatır çatır yiyip gününü gün ederken sen de bu tımarhanede nasıl çürüyüp gideceğini düşün. Ah, pardon. Yoksa hapishane mi demeliydim ha? Sana seni ben yarattım dediğim günü hatırlıyor musun? Bir gün. Bir an bile unutmadım. Ben o gün kendi elimle kendi canavarımı yarattığımın farkındaydım. Güzel. O zaman bu gece sana bilmediğin hiçbir şey söylemeyeceğim ha? Ama ben söyleyeceğim. Ha? Olay her şeyimi, soyadımı dahil her şeyimi ele geçirsen de asla Umay Karay olarak ölmeyeceksin. Senin gücün Umay Karay efsanesini bitirmeye artık yeter mi? Yok, yetmez. Yetmez. Ama senin gücün yeter. Bak Umay. Sen busun. Sen bir felaketsin. Çevrendeki herkesin başına felaket getiriyorsun. Bir tek kişiye, tek bir düşmana bile ihtiyacın yok senin. Çünkü senin en büyük düşmanın yine kendinsin. Sen kendi kendini yok edeceksin. Umay Karay'ın felaketi sen olacaksın. Kendi kendinin bitireni sen olacaksın. Sen kendini yok edeceksin Umay! Ben hala burayı nasıl bulduğunu anlamadım yalnız. Çantamı karıştırdın değil mi? Adını ve evini öğrenmek için. Adres hiçbir yerde yazmıyor. Bana bak. Ben aptal bir kız değilim, tamam mı? Ne o iki tesadüfü ne de peşinden gazlayıp kapkaççıyı yakalayan havalı kahraman hikayesini yiyorum. Kimsin sen? Hı? Ne istiyorsun benden? Çizimlerini gördüm. Çizimlerimi gördün ve... Ve sana şöyle dedi. Birader. Borcumuz varmış. Borç kızların. Bir saniye. Çizimlerim... Ben kızların yabancısı değilim. Vereceğini verdin. Alacağını da aldın. Bir dakika yalnız, bir şey konuşuyordum. Bu ne? Yarın saat 1'de. Yarın saat 1'de... Ne oluyor sana ya? Hiçbir şey anlamadım. Nesini anlayacaksın? Hı? Şımarık zengin bebesi düzmece kız tağlama raconunu kurmuş. Yok hesap ödemeler, yok sahte kapkaçlar. Her hepsini düşürüyor işte. Bana bak, düzgün konuş. Tamam mı? Çizimlerini gördüm dedi. Bir şey söyleyecekti, söyletmedi. Ne var yani gördüyse? Hı? Ne var? Ben her gün görüyorum. Çöp adam çizsem beğeniyorum. Ne var yani? Sen bir karışmasan... Tuhaf bir şey vardı çocukta diyorum. Tam çizimlere bağlayacak. Kimi nereye bağlıyormuş ya? Hı? Picasso mu bu herif? Nereye kimi bağlıyormuş? Bir de aramızda bir şey yok diyor. Bu kadar olur yani pes. Kızım. Çizim bizim hikaye ha. Herif bildiğin bağlama çekiyor sana.
Gözümün önünde seni düşürüyor işte. E kim nereye düşüyor ya? Bir ağzını toplasana sen. Kuzenliğini bil. Namus bekçim değilsin. Tamam mı? Ya sen bir burnunu sokmasan ben şimdi yarın nereye gideceğim? Ne yapıyorsun? Deli misin sen ya? Ya ver şunu, ne yapıyorsun ya? Ah. Nasılsa gitmeyeceksin. Etler hazır. Ah, burası çok güzel. Şu doğal havası bile insana çok iyi geliyor. Sen hastanedeyken Rezan çok kararsız kaldı ama bence buraya geri dönmekle çok iyi karar. Evet. Hayat bizim adımıza böyle bir karar verdi. Ben kendi adıma sizin o eski evinizi hiç özlemiyorum. Özür dilerim. Ben öyle demek istemedim. Sorun değil. Ne diyorsun, sorun değil. Bu ev başka bir hikayeydi tabii. Tesadüf değildi. Şimdiki gibi hayatın verdiği bir karar da değildi. Senin kararın. Ben öyle hatırlıyorum. O gün tüm kalbimle doğru olduğuna inandığım bir karardı. Bugün görüyorum ki hiçbir anlamı olmayan bir kararmış. Yıldırım. Ben... Sen iyi bir dostsun Nebis. Annem için yaptıklarını asla unutmayacağım. Annen için değil, senin için. Ben ne yaptıysam senin için yaptım. Yıldırım, seni kalbinde... Geç oldu. İyi geceler. Senin kalbindeki hissi Şimdi Yıldırım nerede biliyor musun? Saner'lerin o bembeyaz pırıl pırıl yalısında. Karnımda çocuğumla kapısından kovulduğum yalıda. Beler olsun. Sen... Hoş geldin.
Kevser. Evlerimi karıştırdın diyeceğim ama villa nereye, burası nereye? Ya sen benim başımı belaya sokmaya geldin. Nereden çıktın sen ya? Rezan Hanım, vallahi ben çağırmadım. Kapı çaldı, bir açtım bu. Siz hiç mi... Hoş geldin Ümra. Boş bulduk. Yeni evine hoş geldin Ümran. Hiç teşebbüs etme. Şimdi peşime değil, önüme düş de beni sahibine götür hadi. Hanımefendi, saat kaçta teşrif ediyorlar? Allah kahretsin. Dün gece sosyetenin uğrak yeri olan bir mücevherci mağazasını açtıran Umay Karay... mağaza kepenklerini yarıya indirmesine rağmen objektiflerden kaçamadı. Skandal kraliçesi sosyetik güzelin ünlü mücevhercide takılarını elden çıkardı, iflas söylentilerini akla getirdi. Ya bakar mısın ya? Hayır, tamam, sakin ol. Ya iflas. Sen duyuyor musun benim ne dediğimi? İflas diyorlar ya, iflas. Ya tamam, duyuyorum. Duyuyorum ama gerçek mi bilmiyoruz ki. Dün yetersiz bakiyeli kredi kartları, bugün bütün magazin sitelerinde takılarını satan annem. Batıyoruz ya, batıyoruz. Batıyoruz Hayat ya. Batıyoruz, anlasana. Hayal, sakin olur musun lütfen ya? Bu nasıl bir yalan? Bu nasıl bir uydurma haber? Siz gece mağaza açtırmayı bir bende mi gördünüz? Rahat rahat alışveriş de mi yapamayacağız yani? Heh, tabii. Herkesin yaptığını Umay Karay yapınca olay oluyor değil mi? Biliyor musun tatlım? Hepinize dava açacağım. Ve kazandığım tazminatı da sadaka diye dağıtacağım. Burası çok rüzgarlı, kahvaltı salonda. Gerçek. Hayal. Gerçek. Hayal, tamam. Gerçek ya, gerçek işte. Benim annem bir konuyu açmadan kapıyorsa bil ki o konu gerçek. Afiyet olsun. Ay tabii ya. Tabii ya anne, tabii, afiyet olsun ya. Afiyet olsun, batıyoruz ya. Seni bu kadar erken beklemiyordum. Ben peşime takacağın adamı bekliyordum ama. Beni bilirsin. Yakın teması severim.
Elmas'ı seviyorsan evime adam göndermeyeceksin. Kendin geleceksin. Vay 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 vay. Kurşunlar sana yaramış, Yıldırım Saner. Bizim o asil ve tertemiz doktorumuz racon kesmeye başlamış. Benim kızımın ölümü ona her kızım dediğinde kardeşimin hatırası sızlıyor ve benim de midem bulanıyor. Niye biliyor musun? Seninle aynı tarafta olmaktan. Ve ister inan ister inanma, İdil'in katillerinin en az senin kadar peşindeyim ben. Tuhaf. Tuhaf çünkü şu anda ben kızımın katiline bakıyorum. Sakın. Sakın. Ne düşen saçmalık elimi zayıflatacak. Diyeceğim ama kime diyeceğim? Sen ne anlarsın ki? Elim zayıf işte. Daha önce hiç adını bile duymadım. Bir sonradan görmenin hayal ediyorum. Şahane. Üç kurşun. Seni üç kurşunla delip geçiyorlar. Yine ayaktasın. Yine hayattasın. Ama benim kızım, benim gencecik kızım seken tek bir kurşunda, toprağın altında. Şimdi şuracıkta bir üç tane de ben sıktırsam sana, o üçü de sana hiçbir şey yapmaz. Seken bir tanesi gelip beni vurur, öyle mi? Efsunlu musun sen, Yıldırım Saner? Canımı verirdim ben. Onu hayatta tutabilmek için canımı verirdim. Tanıklar öyle demiyor ama. Tanıklar oğlunu kurtarmak için canını vereceğini söylüyor. Bu işin oğlunla... Oğlun dedim de aklıma geldi. Allah bağışlasın. Piyangodan çıkan bir evlat. Eğer ona bulaşırsan... Neydi şu laf? Senin gibi enteller kullanmayı pek sever. Dejavu. Ben o lafı bir yerden hatırlayacağım. Eğer kardeşime bulaşırsam mıydı? Neydi? Ben kardeşimi senden koruyamadım, evet. Evet. Ama eğer oğluma, sevdiklerime dokunmaya kalkarsan asla dokundurtmam. Ona dokunma, buna dokunma. Şu anda karşımdaki adama bakıyorum da. Kim var benim karşımda? Hı? Kapısında bekliyoruz, farkında mısın? Adam bizi kapısında bekletiyor. Her şeyini, altın bileziğini, o kutsal mesleğini kaybetmiş... Tek maharetini yitirmiş bir doktor eskisi. Okudum, duydum. Artık cerrahlık yapamayacakmış bizim
Pek muhterem baştabibimiz. Kızımın canını alan kurşunlar onun da ellerinden maharetini almış. O kurşunlar senden alabileceği tek şeyi almış. Peki bana ne kaldı? Ha? Ben ne alacağım kızımın canına karşılık? Senin şu beş para etmez canını mı? O kadar kolay mı sandın diyet ödemek? Hesabın bendeyse benle. Benden başka muhatabın yok. Uzak duracaksın. Ailemden ve sevdiklerimden uzak duracaksın. Oğlunun annesi de pakete dahil mi? Merak işte. İnsan bir anda peyda olan çocuğun anasını da merak ediyor tabii. Etrafındaki herkesten uzak duracaksın. Etrafında demek. Umay Karay bekliyor Adnan Bey. Beklemeye devam etsin. Peki efendim. Doğduğu ev burası. Bu evin her köşesi hatıralarla dolu. Kızımdan sonra bir daha o evin kapısını açmam demiştim ama büyük konuşmuşum. Kader bana o kapıyı öyle bir açtırdı ki. Ben büyük konuşmamayı daha yeni öğrendim. Senin için de büyük konuştum. Kızın içinde. Şimdi ne oldu? Benim tek çarem sen, tek gayem torunum oldu. Ben buraya eski defterleri kapattım da geldim Reza Hanım. Siz de kapatın. Ve bana söyleyin şimdi. Ne yapacağız? Sizinle olmaz. Reşat Bey'le yalnız konuşmam lazım. Avukatı duydun. Abimle birebir görüşmem mümkün değil. Reşat Bey'le paylaşmak istediğiniz her şeyi kendisine birebir söyleyeceğimden... Ben ve Reşat Karay. Yeke yek. O kadar. Savaş. Savaş. Bak ben gerçekten tedirgin olmaya başladım. Derdin neyse, lütfen benimle de paylaşır mısın? Benim bir derdim yok. Derd abinizin. Derman da benim. Sadece Reşat Bey'le konuşacağım. Ve de yalnız. İşinize gelirse. Yani teyzemi sana anlatacak değilim. Biliyorsun işte o mutlaka bir yolunu bulur Hayal. Yani Umay Karay ve parasız kalmak. İnsan bu ikisini aynı cümlede kullanamaz. Yani bu sabaha kadar annem ve takı satmayı da aynı cümle içinde kullanamazdım. Ya abartıyorsun bence. Ya belki de artık sıkıldığı bir takıydı. Ve eli sıkışınca da gözden çıkarmaya karar verdi. Alarm ne alaka bu saatte? Randevum var da. Randevum var. Hı. Bak eğer kuaföre falan gideceksen biliyorsun yani yetersiz bakiyeyiz. Hadi Hayal'cim sen havuza gir. Onurla falan takılın kafanı dağıtırsın biraz. İyi de nereye gidiyorsun ya? Geldim de konuşuruz. Vallahi ben de bilmiyorum ki nereye gittiğimi.
Harmancı Bey kumanya falan dağıtmayı düşünüyor mu acaba? Beklerken açlıktan ölmeyelim diye. Girebilirsiniz. Girebilirsiniz. Çok teşekkür ederiz. Buyurun. Sizin gibi hanımefendiyi bekletmek zorunda kaldığım için çok üzgünüm. Hoş geldiniz. Adnan Bey çok memnun olduk. Ben K Mimarlık Finans Koordinatörü. Arkadaşlar şimdi sizi koordine edecek. Böyle çok daha samimi oldu. Ben samimi ortamları severim. Hele karşımda sizin kadar güzel bir bayan varsa. Bayan? Umay Karay. Karşınızda Umay Karay var Adnan Bey. Evet. Hatta Umay Karay tam da şu anda ayağımın altında. Bu ne? Cüret. Bu saçmalığa inanmıyorsunuz herhalde, değil mi? Yazılanların tek bir satırı bile doğru değil. Kesinlikle. Zaten fotoğraftaki kadın da size hiç benzemiyor. Makyajsız mıydınız yoksa? Pırlantalar için ölü yatırım derler. Alırken iyi geçirirler ama satarken çok kaybettirir. Doğru mu? Adnan Bey. Siz beni buraya hakaret etmek için mi çağırdınız? İyi misiniz siz? Sizden daha iyiyim. Güzel. Bu kadar saçmalık gelir. İşte cesaret budur. Pardon? Pırlantalarını elden çıkaracak kadar düşmüş bir iş kadını için çok cesur hareketler diyorum. Bir bardak su. Cesaret. Budur. Seninle çok iyi anlaşacağız. Umay Karay. Çok iyi anlaşacağız. Falan değil mi? Ayı. Sonradan görme ayı. Hayatımızı kurtaracak teklifmiş. Teklif falan yok. Allah'ın ayısı. Dünya gözüyle Umay Karay görüp ayağımın altında ezeyim diye çağırmış. Harmancı bitti. Bir değil. Bin tane gerdanlık satacak olsa yine de bitti. Hayat Hanım geldi. Selam. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Buraya neden geldiğimi bile bilmiyorum. Farkında mısın? Sen buraya meraktan geldin.
Bense seni iş için çağırdım. Duvarlarıma resim yapman için. Şaka mısın sen ya? Çizimlerini gördüm. Çantamı karıştırdığını biliyorum. Karıştırdığım için şanslısın. Önce mağazada, sonra kafede. Ve bütün o tuhaf takip falan iş teklifi için, öyle mi? Çantamdaki çizimler sana malum olduğu için. Kimsin sen? Duvar başı 1000 lira nakit. Böyle icap ettiği için umarım kırılmazsın. Ben buraya bir amaç uğruna geldim Rezan Hanım. Bütün sessizliğimin, bütün hatalarımın arasında bir umut için geldim. Kızımı Umay'a bırakmadan babasına kavuşturmak için geldim. O yüzden ne gerekiyorsa, üzerime düşen ne varsa yapmaya hazırım. Benden habersiz kasamı açıp ne yaptın? Ay, ışığını satmışsın. Hepsine tek tek baktım, bir tek o eksik. Ay ışığı. Ben doğduğumda hediye etmişti babam. Öyle biliyorum yani. Gerçekten ilk gözden çıkardığın bu mu oldu anne? Benim doğum hediyem. Tarzım değildi. Tabii. Tarzım değildi. Benim gibi. Size geldi. Sen çıkabilirsin. Ne kadar da şaşırmış bir ses. Kimsiniz? Cesur bir kadının karşısında saygıyla ve bonkörce eğilmeyi bilen bir ayı. Siz benimle dalga mı geçiyorsunuz? Ne cesaretle bunu satın alırsınız? Cesaretli değil ya.